Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Nasılsınız bu hafta? İyi misiniz? Hepimize katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir kavramdan bahsetmek istiyorum bu hafta bize. Pygmalion etkisi, Rosendahl etkisi, kendini kanıtlayan kehanet ya da diğer yaygın bir ismiyle beklenti etkisi nedir? Beklenti etkisi, belirli bir konuda yüksek beklentilerin yüksek performansı beraberinde getirdiği, başarıyı getirdiği inancına dayanan bir psikolojik olgudur. Baktığınızda Pygmalion, Rosendahl etkisi, kendini kanıtlayan kehanet adlarıyla, beklenti etkisi adlarıyla sosyal psikolojide, psikolojide ve sanatta çokça kullanılıyor. Örneğin, Pygmalion etkisi adını nereden alıyor? Bir mitoloji hikayesinden alıyor. Bir Kıbrıs prensinin adı Pygmalion. Aynı zamanda usta bir heykeltıraş. Çok güzel heykeller yapıyor. Çok güzel kadın heykelleri yapıyor. Yarattığı, ortaya koyduğu heykellerden bir tanesine aşık oluyor. O kadar gerçek gibi ki etrafındaki herkes çok beğeniyor. O da böyle gerçek biriymiş gibi onu giydiriyor, mücevherler takıyor. Keşke diyor canlı olsa. Bazı kaynaklara göre Venüs, bazılarına göre Afrodit'e gidiyor. Diyor ki ona can ver, canlansın diyor. Adına uyuyan aşk, Galatea diyorlar. Galatea etkisi de böyle aslında oluşuyor. Ve canlanıyor. Buradan geliyor. Rosendahl ise Robert Rosendahl'dan geliyor. 1971 yılında Harvard Üniversitesi hocalarından biri, aynı zamanda araştırmacı psikolog, 650 tane öğrenci, 18 tane öğretmenle birlikte bir deney gerçekleştiriyor. Öğrencileri rastsal olarak bir gruplama yapıyor ve bir gruba diyor ki öğretmenleri, bakın bu grup üstün zekalılar, çok zekiler bunlar diyor. Şimdi belli bir dönem sonra şunu bulguluyorlar ekibiyle birlikte Rosendahl. Zeki dedikleri grubun gerçekten aslında normal zekalı bir grup ama sonuçları daha başarılı oluyor, daha başarılı oluyorlar. Çünkü öğretmenler onlardan daha yüksek bir beklentiyle onlarla etkileşim kuruyor, iletişim kuruyor, öyle davranıyor, öyle yaklaşıyor ve sonuca da olumlu etki etmiş oluyorlar. Bunu birçok yerde, birçok sıfatımızla kullanabiliriz. Tabii ki ebeveynler olarak çocuklarımızı yetiştirirken kullanabiliriz, değil mi? Bunu günlük hayatımızda aslında kendimizden de biliriz. Mesela başkalarının düşünceleri başkalarının bize olan davranışlarını etkiliyor, değil mi? Bizimle ilgili ne düşünüyorlarsa bize öyle davranıyorlar ve başkalarının davranışları da bizim kendimizle ilgili düşüncelerimizi etkiliyor. Kendimizle ilgili düşüncelerimiz de sonuç olarak davranışlarımızı etkiliyor. Böyle bir döngü var burada baktığınızda. O yüzden aslında burada karşılıklı bir ilişki var Galatea etkisiyle. Galatea etkisi de öz yeterliliğin, kendinden beklentilerin yüksek olduğunda kişinin kendisini motive etmesi, kendisine daha fazla inanması sonucunda gerçekten başarıya daha fazla ulaşması demek. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisi arasında bir ilişki var. Başkaları da benden yüksek beklentilerde bulunduğunda, başarırsın dediğinde, inandığında ben de kendime öyle yaklaşıyorum. Ben bundan bağımsız olarak, ya ben bunu yapabilirim, benim kendime inancım var diye kendimi motive ettiğimde gerçekten başardığım olayların sayısı ya da derecesi artmış oluyor. Ben bu videoda tabii birçok hani öğretmen-öğrenci ilişkileri, ebeveyn ilişkileri perspektifinde ele alınır. Ben yönetimdeki beklenti etkisi üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii ki yol arkadaşlarım, liderler, sizler için çekiyorum özellikle bu videoyu. Naçizane 10 tane tavsiyemi yazdım bizim için. Yani beklenti etkisini somut olarak hayata nasıl geçirebiliriz? Bazen pratik yöntemler istiyorsunuz ya benden. 1. Pozitif liderlik edin dedim. Bakın. Pozitif liderlik etmenin göstergelerinden bir tanesi çalışanın ya da ekibin olumlu yönlerini görebilmektir. Bazen bu konuda cömert olmadığımızı görüyorum. Bir insan, sen de, ben de, hiçbirimiz
Tabii ki bilinç olarak bunu biliyoruz. Ya hiçbirimiz mükemmel değildir. İşte hatasız kul olmaz falan diyoruz ama içsel olarak bu şeyi, bilgiyi deneyim olarak hayata geçirmekte zorluk yaşıyoruz. Yani olumsuz yönleri ya da başarısız yönleri çok olan bir çalışanla ilgili bir tane olumlu yönünü söyle dediğimde zorlananlar oluyor. Lütfen perspektifinizi buraya kaydırabilir misiniz? Ya da daha diyeyim ki hani X kuşağı diyeyim yöneticilerden şöyle şeyler diyorum. Yani olması gereken şeyler zaten Selvi'nin bunlar. Hani mevcutta olması gereken şeyler. Olması gereken her şeyi her çalışan yapmadığına göre olumlu yönleri görmek zorundayız. Perspektifinizi bu anlamda olumluyu görmeye kaydırabilir misiniz? İki, olumluyu gördüğünüzde teşvik etmek için takdir kültürünü yaşatmanız gerekir. Yani sizin beklenti etkisini daha fazla hayata geçirebilmeniz için takdiri bir araç olarak kullanmanız lazım. Pekiştirici bir özelliği var takdirin. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Geçmiş videolarda mutlaka anlatmışımdır. 3. Etkileşiminizi dedim dengeli kurun. Çünkü burada eğer iletişiminizde ve etkileşiminizde çalışanlar arasında adaleti gözetmezseniz eğer bu hemen çalışanlarınız tarafından fark edilir ve o zaman bazıları geri çekilir. Yani yöneticim benimle ilgilenmiyor falan. Hani ben görülmüyorum'a girebilir. 4. Özellikle ilk kademe yöneticiler için bir şey söylemek istiyorum sevgili liderler. Ben şunu görüyorum. İlkokul öğretmenine benzetiyorum biraz ilk kademe yöneticileri. Hayat boyu iş hayatına yeni atılan kişiler sizi ve hikayelerinizi unutmuyor. O zaman o unutulmama için, hatırada yer edebilmek için o zaman olumlu taraflarını da görmeniz lazım. Teşvik edici olmanız lazım. Sen bunu yaparsın. Yani bunu yapabileceğimi kerelerce deneyimledim gerçekten. Cesaret verici, ilham verici örneklerinizle burayı artırabilirsiniz. 5. Şunu söyledim. Çalışanlarınıza giderek daha fazla zorlu görevler verin. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisinde de ebeveynlere çok söylerler uzmanlar. Bandura'yı hatırlıyorum tabii mesela bu konuda. Ne der? Çocuk önce bir başarıyı deneyimlesin. Öz değeri yükselsin, ondan sonra üstüne kat çıkın. Yani bunu iş hayatına uyarladığımızda, lütfen çalışanlarınıza bir görev verdiğinde başarıyı hissetmeleri için onlara alan yaratın. Şimdi mesela ben bu videoyu çekiyorum ya, böyle koşturmaca gidiyor değil mi? Sabahleyin işte bir takım işlerim vardı, toplantım vardı. Bu videoyu çektikten sonra tekrar bir toplantıya gireceğim. Arada benim şöyle bir kendime pratik etsem, ay ne güzel ya. Oh, çektik bu videoyu da. Aferin, hani bu şu başarıyı bir hazmetmeye alan yaratabilsek birkaç dakika ne kadar güzel olur. Bunu beceremediğimizde işte liderlerin burada bir ilham verici, tetikleyici, ilk hareketi, momentumu başlatıcı bir rolü var. Lütfen çalışanlarınıza bunu hissettirin. Ondan sonra challenge edersiniz. Hemen böyle kocaman hedeflere, görevlere yönlendirmeyi. 6. Kendi başarısını nasıl artırabileceğiyle ilgili çalışma alanları ve zamanlar yaratın dedim. Yani buna bir zemin hazırlamazsanız kendi başarısını nasıl artıracağını nereden bilecek, değil mi? Burada otonomiyi güçlendirmekten bahsediyoruz. Yani özerk bir çalışma alanı da olsun çalışanlarımızın. Çünkü öz değeri yükselecek burada. Öz değeri yükselince de Galatea etkisi hayata geçmiş olacak. Daha fazla başarılı olacak. 7. Bir çalışanın yatkınlığı neredeyse onu orada konumlandırın. Çünkü yatkınlık yetkinliği artırır. Ben geçmiş iş hayatıma baktığımda şöyle hatırlıyorum. İlk kademe yöneticiydim. Beni çok bağımsız, farklı bir departmandan istemişlerdi. Yöneticilerim göndermemişti. O burada kal demişti. Ya sorun değil. Orada da dikeyde yükseldim, ilerledim, başarı elde ettim ama sonra bakıyorum yıllar sonra şu anda da yaptığım işe baktığımda o farklı departmanların işlerini yapıyorum aslında şu anda.
Dolayısıyla burada da biraz cömert davranalım. Çalışanlar kendi yatkınlıklarına, kendi yeteneklerine uygun yerlerde çalışsınlar. 8. Çalışanlarınızın üretken, başarılı ve gelişim isteyen taraflarını nasıl destekleyebileceğinizi onlara sorun dedim. Çok iyi değil mi? Ben seni nasıl destekleyebilirim? Senin gelişimini nasıl sağlayabilirim? Senin başarın için benden ne bekliyorsun diye sorun lütfen. Sistemi çalıştırsın hani çalışanlarda. Siz de bu sözleri verin ama yerine getirebileceğiniz sözleri verin. Ve taahhüt edin ve gerçekleştirin. Burada karşılıklı bir iletişim olmuş olacak. Ve güvene dayalı da bir ilişki olacak burada. 9. İyi bir lider aynı zamanda iyi bir eğitmendir. Bugünün iş dünyasında çok önemli bir gözlemim var. Şöyle yapıyoruz. Görevlerini söylüyoruz. Ondan beklediğimiz iş listesini söylüyoruz. Hedefleri söylüyoruz. Yani sonuçları bekliyoruz. Ama oraya nasıl gideceğiyle ilgili daha az sayıda yöneticinin, işte o gerçek liderler dediğimiz liderlerin nasıl sorusu için destek verdiğini, onu eğittiğini görüyorum. Buraya özel bir ilgi lazım, zaman lazım diye düşünüyorum yani. 10. Çalışanlarınız hakkında etrafa ne söylediğinize bakın dedim. Nasıl konuşuyorsunuz mesela çalışanlarınızla ilgili, ekibinizle ilgili? Çünkü siz çalışanlarınızla ilgili ne söylüyorsanız etrafa, ekibinizle ilgili inanç da öyle olacaktır. Yani sizin düşünceleriniz de diğerlerini etkileyecek. Dolayısıyla ekibinizin daha başarılı olmasına neden olacaksınız ya da daha az başarılı olmasına neden olmuş olacaksınız. Söylemlerinize kulak verin dedim. Siz bunu nasıl pratik ediyorsunuz? Hakikaten çok merak ediyorum ben. Bir dünyada yönetici arkadaş var. Yazabilir misiniz örneklerinizi? Daha zengin bir içerik oluşturalım burada. Yorumlarınızla diğerlerini de besleyin. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum.